Ateş Hanım, merhaba. Şu Mantıvar Türküsü'nün hikayesi diyor, Ruhi Su çok güzel seslendirmiş ama bunun gerçeği neydi? Ya gerçeği Ruhi Su Sunbas'a geliyor. İşte eski adı Araplı. Bizim eskiden köydü Sunbas. Araplı'da halam var, Ayşe Kabaca Evet. oturuyor. Oraya bu Çukurova Koleji'nin müdürüyle birlikte geliyorlar bir Tomofil'le 1950'li yıllarda. Halamdan deriliyor Mantıvar Türküsü'nü. Daha sonraki yıllarda da şeyi vardı bizde, pilav vardı. Pilavın orta yerinde Ayşe Kabaca'dan derlenmiştir diye yazardı. Ayşe Kabaca kim? Ayşe Kabaca benim halam. Hala. Babamın kardeş, kız kardeş. Kadirli'nin hangi köyündendi? Yani o zaman. Şimdiki Sumbaz işte. Sunbaz. Kara Ömer'i de evli. Kabaca, Kabacalar var. Ahmet Evet. Kabaca vardı ya rahmetlik. Acaba geldiğinde kaç yaşlarındaydı? Onu pek bilemiyorum Bayağı işte yaşlı artık mıydı? doğum tarihine göre 50'li yıllar, 50'nin başlarında falan sanıyorum gelmiş. Ayşe Kabaca. Halam da öyle. Halam da sanıyorum 60 yaşında yoktu o zaman. O zaman. Tabii halam. Halam O kaçtı. mantuvar türküsü, Kadirli çevresindeki o bir mantuvar açma diye bir şey var. Hani genç kızların bahtını açma. Bahtını açma. Onun bir hikayesi midir o? Onun hikayesiymiş. Bu daha çok işte Çığşar yöresinde. Zaten mantıvar bitkisi de o yörede ya. Evet. Yani Çığşar'da oluyor. Bizim Bağdaş'ta bile mantıvar olmaz. Sanıyorum o yörelerin filan yani Torosların daha yüksek yerlerinde filan şey yapan. Yani Ruhi Su'nun söylediği mantuvar türküsü bir Kadirli türküsü mü? Kadirli türküsü veya Andırın diyelim Çığşar. Yani Çığşar'ı da Kadirli sayarsak Çığşar yaylasını sanıyorum oranın türküsü. Çok teşekkür ederiz.